Arkadaşlar merhaba. Bugün size Kore'den getirttiğim baki arkadaşımızın aracına kullanacağımız kablosuz şarj cihazının kutu açılışını göstereceğim. Daha sonra da montaj videosunu izleyebilirsiniz. Güney Kore'den geldi bu cihaz. Bu orijinal bir cihaz. Parça numarası bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8201-709-054 Renault ve Samsung ortak üretimi. Kutusu bu şekilde. Şimdi açacak olursak parçalarına bakalım. Şu şarj cihazı. Bu nereye konuluyor arkadaşlar? Bu talisman için. Koleos ve diğer bazı Renault modeller için ayrı kablosuz şarj cihazı satılıyor arkadaşlar. Bu talisman için. Nereye konuluyor bu? Konduğu yer şurası arkadaşlar. Bu düğmeli olan, açılır kapanır kapaklı olan klima panelinin altındaki yere konuyor bu. Şekli şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kablosuz şarj cihazı. Giriş 12 volt 1 amper. Burada seri numarası var. Üreticinin adı var. Ve Kore'de üretildiğini belirtmiş. Bu soket daha sonra çakmaklığın bağlandığı yere bağlanıyor. Üst tarafı kaydırmaz plastik arkadaşlar. Yumuşak plastik. Telefonu üzerine bıraktığınız anda aynı diğer wireless şarj cihazlarında olduğu gibi şarj etmeye başlıyor. Kenarları da esnek. Şu şekilde. Dış bariyeri de esnek. Burada iki tane vida yuvası var. Birisi burada. Bir tanesi de burada. Ona göre de şablon var. Birazdan göstereceğim zaten. Telefonu kolay almak için de böyle bir oyuk yapmışlar. Şurada LED var. Göstergeli de. Ve yan tarafları da böyle. Şu şekilde bir yapısı var. Arkaya doğru daralıyor. Korece. Kore'de satıldığı için bu Korece. Bir tanıtım broşürü var. Ama hepsi Korece. İngilizce yok arkadaşlar. Diğer diller de yok. Bunu arkadaşlar montaj şemasında internetten indirebiliyorsunuz bu arada. Bunu da o montaj şemasında belirtilen yerlere deliklerin nereye delineceğini gösteren kağıt şablon. Bunu kaldırıp yapıştırıyorsunuz gösterilen yerlere ve delikleri ona göre deleceğiz. Bu onun şablonu. Bu sünger soketleri birbirine taktıktan sonra çevresine sarmak için. Bir tane de küçük süngeri var. Bu da montaj için vida, bu delikleri deldikten sonra bu vidaları takıp monte edeceğiz. Burada bir tane iki soketi birbirine birleştirirken kullanacağımız ve pinleri bir yerden bir yere taşıyacağımız geniş bir soket var. Bu soket daha sonra şunun içine girecek. Bunda numaralandırılmış 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Buna göre pinleri bunun içine taşıyacağız. Ve o şekilde monte edeceğiz. Şunlara bakacak olursak iki soket var. Bir tanesi bu çakmaklığın altına takılacak arkadaşlar. Şunun ucuyla bu ikisi birbirine birleşecek. Biri dişi, biri erkek. Ve şu gördüğünüz yere de bunu yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde takacağız. Ama tabi pinleri taşıdıktan sonra takacağız. Onu da montaj esnasında göstereceğim sizlere. Evet, montaj kılavuzunu internetten indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada parça numarası var. Bu 055. Bu 054. 8201 709 055 054 de oluyor arkadaşlar. Burada da adresi var arkadaşlar. Montaj kılavuzlarının olduğu adres. Burada parçaları göstermiş. Biraz önce gösterdiğim gibi cihaz, soketler, diğer dummy soket, birleştireceğimiz soket, şablonlar, iki tane vida ve iki tane sünger. Ve burada 3. sayfada anlatmaya başlamış arkadaşlar. Ne diyor? Bu şekilde 3 tane kabloyu bunun arkasından soketin içerisine girilmesini istiyor. Bir burası, iki buna bağlanacak,
Bir asıl sokete bağlanacak. İki, bu asıl soket arkadaşlar çakmaklığın altında. O orta bölmedeki USB hub'ın olduğu yerdeki çakmaklığın altında bu soket. Aracın orijinal soketi. Bununla bu ikisini birleştiriyoruz. Bu bir. İkincisi, demin gösterdiğim gibi cihazın kablosuna bağlanıyor. Ve burada dördüncü sayfada sökülecek yeri göstermiş. Vites kutusunun önünde bu bölümü söküyoruz. Önce vites 9'unu sökeceğiz. Ve bu sökme işlemleri esnasında bize lazım olacak şeyler akülü, matkap, fener, 8 Nm 13 mm uzunluğunda dokma seti, trim sökme aparatı, 6 mm çapında matkap ucu, Torx 20 solenoida ve değişken ölçülü konik matkap ucu. Önce kontağı kapatın veya kartı alın ve arabadan 5 metre uzaklaştırın. Akü kutup başlarını emniyet için söylemiş. Bunu sökmeye gerek yok çünkü çakmaklık sadece arabanın kontağı açıldığında devreye giriyor. Önce şu yan panelleri sökeceğiz. Ağaç görünümlü olanları. Daha sonra üçgen parçaları sökeceğiz. Hem sağ hem sol. Daha sonra burada iki tane vida var. Bunları söktükten sonra bunlar serbest kalmış olacak. Vites topuzunu sökeceğiz. Şöyle bir metal bunun klipsi var arkadaşlar. Onu çıkaracağız. Yayı var. O yayı çıkardıktan sonra vites topuzu rahat geliyor. Ama öncesinde şu kısmı aşağı indiriyorsunuz. Bu derenin olduğu kısmı. Onu da göstereceğim. Sonra bu şekilde kalıyor ve bu paneli söküyoruz. Bunun için şunun açılması gerekiyor. Orta kol dayamanın kilit açılması, yukarı doğru kaldırılması gerekiyor. Sonra bu 8 tane agraf bu tarafa, toplamda 4 agraf sağa, 4 agraf solda var. Bunları çıkarıp yukarı alıyoruz ve şu şekilde agrafları var arkadaşlar bunların. Bu vidaları çıkardıktan sonra arkadaşlar söktüğümüzde burayı şurada gördüğünüz, bunu yandan görüyoruz. Yandan görünüşü arkadaşlar bunun. Bu şunun altında şu kısım. Büyütmüş bakın. Çakmaklığın altındaki soket. Bunu çıkarıyoruz. Çakmaklığın altından şu kısmı aşağıda göstermiş. Sırayla çıkarıyoruz arkadaşlar ve yeni sokete takıyoruz bunları. Yeni soketin içerisine giriyor bunlar. Aslında direkt birebir dişi erkek de yapabilirlermiş. Bunu neden böyle yaptıklarını ben çözemedim. Soketlerin yerleri değişik olabilir. Bilmiyorum. Onu orada aracı sökerken göreceğiz. Bu şekilde tornavida ile bastırıp pini çıkarmamızı istemiş. Daha sonra bunun içerisine takacağız bunları ve şöyle olacak. Brown, yellow, black. Yani kahverengi sarı. Şu şekilde baktığımızda sokete kahverengi sarı ve siyah yan yana olacak ve 2, 3 ve 4 nolu pinlere koyacağız bunları. Sonra bu kapaklı kısmı, kapaklı bölümü çıkaracağız dışarı. Vidalarını sökmüştük zaten. Çıkardıktan sonra şablonu şu köşelere yapıştıracağız. İki köşeye ve ilgili delikleri şu 6 mm uç ve değişken ölçülü ucu kullanarak açacağız. Ve delikler delindiğinde görünüm bu şekilde olacak. Daha sonra şarj cihazını arkadaşlar şu delikten kablosunu geçirerek buralardan da vidaları takarak sabitleyeceğiz. Ve sabitledikten sonra görüntü bu şekilde olacak. Sonra kabloları bağlayacağız. Kabloları geçireceğiz arkadaşlar. Soketi çakmaklığa takacağız. Daha sonra da soketlerin çevresine bu süngerleri saracağız ses yapmasın diye. Çakmaklığa da bağladıktan sonra paneli yerine oturtacağız. Orta paneli, vites kolunu yerine oturtacağız. Yayını takacağız. Geri tekrar çıkmasın vites kolu diye. Ve vidaları yerine takacağız. Şu şekilde montaj vidalarını yerine takacağız. Üçgeni yerine takacağız. Ağaç görünümlü panelleri yerine takacağız. Akü kutup başını takacağız. Ve anahtarı takıp çalıştıracağız. Sonra da deneyeceğiz arkadaşlar. Burada kullanım anında yanan ledlerden yani ne anlamamız gerektiğinden bahsetmiş. Yanıp yanıp sönüyorsa şarj etmiyor. Sürekli yanıyorsa şarj ediyor. %100 olduğunda yeşil yanacakmış arkadaşlar. Şarj anında turuncu. Turuncu yanıp sönüyor şarj etmezse. Burada da üzerine metal eşya koymayın. Uygun olmayan telefonu koymayın. Yüzüstü kapatmayın. Yani arkasını koyun üzerine diyor. Ve konumlandırma bu şekilde olmalı diyor. Ve çocuklarla ilgili bir takım emniyet hususlarından bahsetmiş.
Burada da kısaltmalar var arkadaşlar. Şimdi montaj esnasında da video çekip sizinle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.